Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Uzun bir aradan sonra 6. sezonu bitirmiştik. Arada bir iki yayın yaptık ama sezon yayınlarımızı yani 7. sezonumuza bugün hayırlısıyla başlıyoruz. Değişik bir konseptimiz var şu anda. Kuşadası'nda biliyorsunuz ne ön planda olur? Genelde bir atasözü var ama söyleyince adalılar biraz kızıyor, ben söylemeyeyim. Ama Kuşadası'nın birazcık dedikodusu meşhurdur. Hele hele siyasi dedikodular muhteşemdir. Yıllarca kayısı altı denen bir yer vardı siyasi dedikodularda. Sonrasında sesimiz geliyor mu? Baktık mı kaya? Tamam. Seste bir sıkıntı olursa ilk kez de yeni cihazımızla canlı yayın yapıyoruz. Kayısı altı vardı siyasi dedikoduların yeri. Sonrasında bir zeytin altı. Zeytin ağacının altı çıktı. İkinci siyasi dedikoduların yeri. Ama son dönemlerde alabilirim kardeşim. Yeni mekanımızın sahibinden çay da geldi. Şekerimizi atmışızdır inşallah. Öyle, evet tamam. Göster Kaya neredeyiz? Yeni siyasi dedikodu merkezimiz Çınar altındayız. Efendim burası ne kayısı altı ne zeytin altına benzer. Çınar altı son dönemlerin en trend yeri. Biz de o yüzden ilk yayınımızı, 7. sezon ilk yayınını burada yapıyoruz. Buranın bir de 3D merkezi diye bir şeyi var. Onu da açılımını söylemeyelim. Sonra sahibi kızar bize. Kaya, heh. Tamam. İlk yayını bir taraftan bakıyoruz. Efendim, herkese selamlar, saygılar tekrardan. Bugün böyle geçmiş 3 ayda hani bize türlü türlü giydiren arkadaşlar vardı. Biz genelde sessizliğimizi ufak kelimelerle bozuyorduk ama bugün tam anlamıyla bozacağız. Ne diyorsun? Bugün ya ona gireceğiz. O kadarını biliyoruz. Kaya da bize diyor ki 29 Ekim. 29 Ekim'de şanlı insan dersek Edirne'nin Tavası ilçesi bir yerdeki Aksaray. Doğru. Aksaray'daki şeye benzeriz. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. 29 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun mesajı paylaştılar. Böyle abuk sabuk şeyler de oluyor. Efendim Cumhuriyetimizin Darya demesine bir sene kaldı. Genç bir ülkede yaşıyoruz. Genç bir cumhuriyette yaşıyoruz. Ama köklerimize baktığımızda dünyanın en eski uygarlıklarından biridir Türk kökeni. Bunu da unutmayalım. Göktürklerden, Cengiz Hanlardan, oradan buradan geliyor. Çok fazla tarihsel şeylere girmeyelim. Dün akşam bir paylaşım yaptım bu arada. Biliyorsunuz TOK yeni elektrikli sistem aracını çıkarıyor. Renklerini ve isimlerini tanıttı. Biz de paylaştık. 4-5 tane sanıyorum. Renk çeşidi var. Çok güzel turistik yerlerden isimler koymuşlar. İşte Kula var. Kapadokya var. İsimler hepsi aklımda kalmadı. Anadolu var. Benim de hoşuma giden renk Kula rengiydi. Ama Kapadokya rengiydi. Emeği geçen Türk mühendislerine de buradan teşekkür etmek gerekiyor. Yani yapılanı yapıldı deyip takdir etmekte her zaman fayda var. Çünkü bazen sadece siyaset yapacağız diye ülkeyi yerin dibine sokan belli bir kesim var ki bu ilçemizde de mevcut, Türkiye genelinde de mevcut. Bugün bunların hepsine değineceğiz. Biz kendi kapımızın önünden sorumluyuzdur. Kapımızın önü de Kuşadası'dır. Kuşadası'yla ilgili satır başlarımızı zaten koyduk. Erkaya Bobinaj, Asil Suna, Rüzgar Yürükoğlu, Anıl Alkış, Alper Bey izleyenlerden bazıları gördüklerim. Tabii ki ilk yayın olduğu için birazcık izlenme sayımız düşük olacak. Bunu biz de biliyoruz. Yavaş yavaş ısınma turlarımız olacak ama en kötü yayınımızda günün sonunda 10 binleri bulacak. Efendim bugün dedik Kuşadası Belediyesi'nde son durum nedir? İyi Parti'nin hamleleri gözüküyor. Bunlarla ilgili AK Parti ne yapmaya çalışıyor diye bir başlık açmıştık. MHP'nin bir Kuşadası çıkarması var. Kuşadası Spor, sahte sosyal medya hesaplarımız. Altyapıdan çok şikayetimiz var. Bunlara değineceğiz. Bir de Kuşadası'nda beklenen yeni operasyonlar var mı? Bunu da en sonda konuşacağız. En önemli bölüm orası. Bize bu 3 aylık sustuğumuz dönemde türlü türlü yakıştırmalar, türlü türlü kelimeler, türlü türlü sosyal medya hesaplarından birçok şahsıma
aslı olmayan bir ton yakıştırmalar yapıldı. Biz buna alışırız. Her seferinde ne diyorduk? Biraz AK Parti'yi övdüğümüz zaman Cumhuriyet Halk Partisi taraftarları diyeceğiz. Vay sen zaten AK Partilisin. Ondan dolayı böyle yapıyorsun. Birazcık CHP'yi övdüğümüzde hemen AK Partiler bize yüklenmeye başlamıştı. Vallahi arkadaşlar, hani tın diye bir kelime var ya, harbiden tın. Biz doğru bildiğimizi söylüyoruz. Bu bizim doğrumuz, bizim yanlışımız. O yüzden de hani böyle takım tutar gibi siyasi parti tutan taraftarların yazdığı şeylere çok da kale almıyoruz. Ama normal vatandaşımız bizim için de en değerlisi. Evinde oturan Emine teyze, dükkanında oturan Ali amca bizim için daha değerlidir. Kimse kusura bakmasın. Çünkü onlar daha gerçekçi durumlara bakıyorlar. Efendim, Kuşadası Belediyesi'nde son durum ne? Bildiğimiz gibi bizlerin de katkılarıyla o zaman kamuoyuna duyurulmuştu. 750 ton mıcır nerede diye hep sorduk. Bazı belgeler koymuştuk ortada. Hep koyduklarımız neydi? Şirketle ilgiliydi. Şirketin belediye içinden bazı kişilere ait olduğuydu. Bunları noter belgeleriyle koymuştuk, yayınlamıştık. Daha sonrasında müfettişler onlar bunlar ve en son dilimde bir gazeteci dövülmüştü. Ergün Poyraz. Nedense Ergün Poyraz son dönemlerde bir sessizliğe büründü. Onu da bilemiyoruz. Bir anda uğraşmalar gitti. Bir anda ev yapıyorum, yenilikler yapıyorum, ben bunlarla artık ilgilenmiyorum denmeye başladı. Aynı bana yapıldığı gibi şeyler yapıldı. Bunu Ergün Bey kınamak için söylemiyorum. Ya insanlar bir şey emme basma tulumba gibi her seferisinden geçmek zorunda değillerdir. Adamın başına böyle bir şey gelmiş, atlatmış, ben daha fazla bir şey konuşmayacağım diyor. Buna da saygı duymak gerekiyor. Aynen bizim söylediğimiz gibi. Hatırlar mısınız? Daimi izleyicilerim, takipçilerim bunları çok iyi hatırlayacaktır. Bu mıcır olayını sorduğumuzda 750 ton mıcır nerede? Hatta bir matematik hesabı yapmıştık. Kaya sesli konuşma. Yapıp durma anlamıyorum. 750 bin ton mıcır nerede diye bunu sorarken o dönemlerde bir şey söylüyordum. Kuşadası büyüdü. Bununla beraber Kuşadası Belediyesi de büyüdü diyorduk. Bu genelde bu şekilde büyüyen tüm ilçeler için de geçerlidir. Alt taraflarda yapılanlardan her zaman için yöneticiler tabii ki haberi olmalıdır diye söylenir. Ama bazen de alttan bazı alavere dalavereler de dönebilir. Bunu da söylüyoruz. Tabii tepedekilerin haberi var mıdır yok mudur bunu bilemiyoruz. Bunu yargı karar verecektir ki son yapılan operasyonlardan sonra da zaten belli bir kişiler gözaltına alındı. Suçlamalar tamamen onların üzerine gitti. Baktığımızda yine bir nevi aklı çıkmış olduk. Yani üst kademeden kimse yoktu. Bu altta dönen bir şey olma ihtimali yüksek diyorduk daha önceki yayınlarımızda. Biraz da o şekilde olduğunu biraz gözlemliyoruz. Tabii ki şu anda içeride bulunan 6 kişi suçlu değildir. Bunu da baştan söyleyeyim. Neden? Suçlu olup olmadığına yargı karar verecektir ki mahkeme süreci devam ettiği için kimse de onları birebir yaftalayamaz. Bunu da söyleyelim. Şu anda bir gözaltıdan sonra nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanma yapıldı. Suçlu ilan edilmemeleri gerekiyor. Tutuklu yargılanma yapıldı. O yüzden yargıya da saygı duymak gerekiyor. Bunu da söylüyoruz. Ha bunun dışında başka bu operasyonlarla ilgili gelişme olur mu? Birazcık yani polis muhabirliğinden de gelen birisi olarak şunu söyleyeceğim. Bence bu iş bunlarla beraber daha fazla bir yere gideceğini tahmin etmiyorum. Olsa zaten çoktan çıkardı ama tabii ki bu başka operasyonlar yapılacak mı? Başka soruşturmalar var mı yok mu? Ayrı bir konudur ki bu yayınımızın en sonunda bundan da mutlaka bahsedeceğiz. O yüzden suçlu kimse cezası eğer bir suçlu varsa ve suç varsa ve suçlu da varsa cezasını çeksin biz bundan yeniz. Bunun AK Partili, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi yok arkadaş. O yüzden suçlular tamamıyla suçunu çeksin. Bu arada az önce motor gürültüsü duymuşsunuzdur. Kuşadası halkının en büyük konudan konuya attığı şikayetlerinden biri bu egzozu bilerek patlatılan motosiklet sürücüleridir.
Şuradan da trafik polislerine nacizane bir önerim olacak. İlçe emniyetine bir önerim olacak. Allah aşkına motosiklet kontrolü yaparken ehliyet ruhsat demeyin ya. İlk başta şu sesi duyun. Onu çevirin. Kafada kask yoksa onu çevirin. Siz kaskı, tesisatı takmış adamı çeviriyorsunuz. Ehliyet ruhsat soruyorsunuz. Tabii ki her motorcuyu çevirmemiz için yanınızda onlarca kasksız adam geçiyor. Yani suçluyu görüyorsunuz. Direkt almıyorsunuz onu ama ötekini durduruyorsunuz. Acaba ehliyeti ruhsatı yoksa acaba suç var mıdır diye bir inceleme gidiyor. Ya gözle görüleni alın. Zaten motosikleti bir adam ehliyet kullanmaz. İnsanlar kullanır ama bu kullanmayı da düzgün bir şekilde yapmıyorsa onu da bir durdurun, cezasını kesin. Ve de sırf motosiklet sürücüleri söylemeyeceğim. Daha yine sabahleyin başıma gelen bir şey. Özellikle araç sürücüleri. Efendim söyleyeceğim. Bunu daha önceden de yazmıştık. Direksiyonu biliyorsunuz. Şoförler bunu bilir. Bir yuvarlak simit gibi bir şey vardır. Kullanıyoruz ya. Onun hemen sol tarafında da sağa sola dönmek için bir kol vardır. Sinyal kolu. Ona sinyal kolu deniyor. Bazı arkadaşlarımız büyük ihtimalle bunu cinsel arzularını gidermek için herhalde sanıyorlar. Bilemiyoruz. Yani o herhangi bir cinsel arzuyu gidermez o kol, uzun kol. Sağa sola sinyal. Eğer cinsel arzularınızı gidermek istiyorsanız en yakın sex shop'a gidin arkadaşlar. Hani onun için özel şeyler ithal ediyorlar. Alın, onunla tatmin olun. Direksiyonun yanındaki kolu sinyal için kullanın arkadaşlar. O işe yarıyor. Ve açık ve net söylüyorum, sinyal vermeyen herkese sövüyorum. Kulakları çınlıyor. Bunu da bilsinler. Gelelim tekrar siyasete dönelim. Konudan konuya atlayacağız. Konuşulacak çok şey var. Efendim, İYİ Parti'de birazcık Kuşadası'nda, biliyorsunuz Kuşadası Belediyesi'nin ortağı, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakta burada beraber girmişlerdi. İki tane meclis üyesi, İYİ Parti meclis üyesi, CHP'de kalmış Volkan Alkış ve de Özgün Limoncu son bir ya da bir buçuk ay öncesinde partilerine geri döndüler. Ya da iki ay öncesinde tam olarak zamanı hatırlamıyorum. Bir hareketlenme başladı orada. Onunla birlikte bazı belediye çalışanları ya da belediye yakın isimlerden birkaç kişi de İYİ Parti'ye geçişler yapıldı. Bu da şu şekilde sorgulanmaya başladı. Sokakta acaba İYİ Parti önümüzdeki dönemde bir belediye başkan adayı çıkaracak, bunun hazırlıkları mı yapılıyor, bunun hamleleri mi yapılıyor diye herkesin aklına gelen soru benim de aklıma geliyor. Çünkü değişik bir strateji uyguluyorlar. Kendilerine göre doğrudur, yanlıştır, orası sorgulamak bizlere düşmez. Ama çok ilginç bir şey oldu. Dün belediye başkanı Ömer Güner bu arkadaşların yanına bir zeytinyağı fabrikası, üretim tesisini açılışına hayırlı olsun ziyaretine gitti. Orada İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarla da birlikte bir poz verince böyle akıllar bir karıştı. Acaba İYİ Parti'de hamle var mı, yok mu? Onu yerel seçim sürecinde göreceğiz ama bunu görmemizin de en belirgin sebebi 2023 Mayıs ya da Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlerde. Genel seçimlerin sonuçlarına göre ittifak durumları yerel seçimlerde ona göre belli olacak. Belki yerel seçimlerde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ayrılacak. Belki Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ayrılacak. Yerel seçimlerde o ufak partileri çok fazla saymıyoruz. Mesela Deva Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi. Çok hani belediye başkan adaylarının bizim gibi yerlerde çok önemli bir oy potansiyeli alabileceğine şahsım olarak çok fazla inanmıyoruz. Bunun dışında bugün 29 Ekim dedik ya. Cumhuriyetimizin, atamızın bizlere armağanı, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü. Dün 28 Ekim öğleden sonra yani 12.01'de bu bayram kutlamaları başlar. Kuşadası'nda da bu başladı. Çelenk koyma töreniyle bugün sabahleyin de törenler vardı Özertürk Stadyumu'nda. Ki ne güzel, bu törenler artık stadyumlara alınmaya başladı. Bizim özlediğimiz kutlama türleriydi bunlar. Ama şöyle bir şey vardı. Bugün maalesef ki orada protokolde yer alan siyasi partilerden gözlemleyin. Sabahleyin telefonum çaldı. Ben törene gidebildim mi? Hayır, gidemedim. Yayınım var diye bu yayın üzerine çalışıyordum. Birçok kişi ya dediler, Adalet ve Kalkınma Partisi törende temsil edilmedi. 1, 2, 3 telefon geldi. Yani abartmadım, 10 telefon gelmedi. 3 telefon geldi. 3. telefonda şunu söyledim.
Şaşırdık mı dedim. Genelde bugüne kadar 29 Ekim törenlerinde olmuyorlardı. Yani daha şu andaki mevcut başkandan bahsetmeyelim. Önceki başkanlarda da çok fazla yer almıyorlardı. Ya hastalık oluyordu, tansiyon yükseliyordu, bir şey deniyordu. Törene katılamadık deniyordu. Yürüyüşlerde de ama yer alıyorlardı. Bugün saat 18.30'da bir kortej var. Bakalım AK Parti orada yerini alacak mı? Hep beraber göreceğiz. Neden gidilmemiştir? Orasını çok fazla bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla ilçe başkanı Mustafa Gökçe ve yönetim kurulu Ankara'daki Cumhurbaşkanı'nın yeni Türkiye vizyonu ile ilgili toplantısına gitmişlerdi. Ama bildiğim kadarıyla da dün gece yarısı sabaha karşı adaya geldiler diye biliyoruz. Yani en azından işlerinden biri gidip temsil ederdi. Yakışanı da buydu. Bana gelen telefonlar doğrultusunda konuşurum. Ama hiç kimsenin tanımadığı bir yönetici gönderdi derse de bunda da suç, günah bizim değil. Eğer o yöneticiyi vatandaşlar, insanlar tanımıyorsa buna biz ne diyelim? O yüzden genelde bu tür törenlere partilerin tanınmış yüzünü. Mesela dün çelenk koyma töreninde AK Parti'yi meclis üyesi Mustafa Aydın gayet jilet bir vaziyette giyinmiş. Orada geldi aslanlar gibi çelenk koymada temsil etmişti. Yapılanları da söyleyelim, olmayanları da söylediğimiz gibi. Bu arada unutmayın, bugün 18.30'da kortej var. Hem motosiklet korteji hem Kaya Aldoğan bandosunun eski efsane bandonun yürüyüşü ve vatandaşların yürüyüşüyle birlikte çok büyük bir yürüyüş gerçekleşeceğine beklentimiz var. Her sene de olduğu gibi olacaktır. Saat 21 ya da 21.30'da Kaya, saat sen biliyor musun bilmiyorum ama bir de konser var. Gece yolcuları grubu 29 Ekim kutlamaları için şeyde, neresiydi orası, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda konser yapacaklar. Efendim demiştik ki AK Parti ne yapmaya çalışıyor diye. Bunu parti üzerinden okuma yapmayacağım burada. Biliyorsunuz İl Turizm Başkanımız var. İl Turizm Müdürümüz var. Kaya müdür müydü beyefendi? Müdürdü değil mi? Umut Tuncer. Hani eski şarkıcılardan Mahmut Tuncer'in oğlu. Açıkçası ben Mahmut Tuncer'i seven birisiyim. Umut Tuncer'le de tanışmamız da oldu. Turizmde bilgili bir arkadaşımız. Ama geçtiğimiz günlerde burada belediye meclisinden imar değişikliğiyle, yani turizm alanını normal ofislere çevirmek için, konuta çevirmek için bir kaç yer yapılmıştı. Buraları ziyarete gitti kendileri. Vay efendim, buralar bu şekilde olmamalı. Turizm kapasitemiz, yatak kapasitemiz artmalı falan filan. Ben kısa özet geçiyorum. Bu tür şeyler yaptı. Şimdi AK Parti ne yapmaya çalışıyor derken buraya geleceğim. Şimdi AK Parti'nin, hükümetin atadığı turizm müdürü burada hükümetin temsilcisi ve Kuşadası Belediyesi İmar Komisyonu'nda temsil eden Taceddin Özden. Kuşadası Belediyesi birinci sıra meclis üyesi kendisi. Biliyorsunuz burada bir otelin de genel müdürü ve de Otelciler Birliği'nin de başkanı Kuşadası'nda. Şimdi onun İmar Komisyonu'nda evet diye el kaldırdı. Bakın burası çok ilginç. Evet diye el kaldırdı. Olur. Komisyonda olur imzası var. Bakın AK Partili. Mecliste, o günkü oylamaya katılan mecliste katılan AK Partililerin evet dediği. İki, yanılmıyorsam Cumhur İttifakı'ndan bir Alper Özay, iki Murat İnan MHP ilçe başkanı o günkü oylamaya katılmışlardı. Genelde diğerlerin hepsi katıldı. Onların da evet dediği yere İl Turizm Müdürü neden böyle yapılıyor diye itiraz yaptı. Gazetelere de demeçler verdi. Şimdi arkadaş, diyorsunuz ya AK Parti olarak, ya biz her şeyden sorumluyuz ki bu gayet doğal. Hükümetin ne bileyim sağlık müdürü, emniyet müdürü, turizm müdürü, osu busu hükümet tarafından atanan kişiler. Bunda hiçbir yanlış yok. CHP olsa CHP atayacak. Hiç sıkıntı yok. Peki atadığınız bu kişi neden burada sizin yaptığınız, evet diye el kaldırdığınız yere karşı geliyor? Burada bir tuhaf durum yok mu? Ya da İl Turizm Müdürü geldiğinde acaba AK Parti temsilcilerine burada haber vermiyor mu?
bu tür denetimleri, incelemeleri yaparken. Tuhaf bir durum. Bunu kendi alanınızda sanırım çözersiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki, vay efendim, belediye neden turizm yerlerini normal işleri konuta çeviriyor deniyor. Partiler el kaldırıyor. Evet diyor. Yani Taceddin Bey'in ne yaptığını bilemiyoruz. Biliyorsunuz daha önceki 6. sezonun son yayınlarında da bir eğlence yerinin, Kuşadası eğlence sektörü, turizm sektörünün başkentlerinden biridir Türkiye'de. Eğlence sektörü, yani turizmde gelen insanları eğlendiren mekanlara karşı Taceddin Bey'in şikayetleri olmuştu. Neden? Benim otelimde insanlar uyuyamıyor diye. Ya insanlar buraya evindeki gibi uyumak için gelmiyor ki, eğlenmeye geliyor. Taceddin Bey, biz de demiştik, pencere ilk icat edildiğinde, vay pencere olmuş ne güzel icat edildi. O pencereler korumalı otele takıldı. O günden beri bir yenileme yapılmadı. Ya sistemler çıktı. Damperli cam, çift cam, üç cam, dört cam, ses geçirmeyen cam. Hani bunları yenilerseniz turizm olaraktan da eğlence sektörüyle de konaklama sektörü bir arada gayet uyum içinde geçebilir. Yani turizm baltalayıcı şikayetler yapacağınıza Taceddin Bey, İmar Komisyonu'nda turizm yerlerine konuta çevrilmelere evet kaldıracağınıza ki kaldırabilirsiniz ama kaldırıyorsanız en azından turizm müdürüne de bir bilgi verin de sizi sorgulamasın en azından. Yani tuhaf bir durum var AK Parti'nin içerisinde. AK Parti demişken hem AK Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Meclis üyelerine de iki çift maç lafım var. Arkadaşlar neden biriniz Cumhuriyet Halk Partisi 37 bin, yuvarlak hesap yapıyorum, 37-38 bin oy aldınız. AK Parti Cumhur İttifakı 27-28 bin oy aldınız. İnsanlar sizlere oy verdi ama sizin o insanların sayesinde siz meclis üyesi oldunuz. Bazı arkadaşlarımız, isim de vereyim buradan, ki işlerinden birini de çok severim, Kılıç Kocaman. Diğeri Azmi Tabak. Mesela iki isim aklıma geliyor. Başka gelmeyen var mıydı Kaya bilmiyorum. Bu arkadaşlar ısrarla meclis toplantılarına katılmıyor. Son meclis toplantısına hepsi katıldı. Bir tane de Ali Hoca var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Avukattı galiba kendisi. O da katılmıyor ısrarla. Ya arkadaş, madem katılmayacaktınız, yılda bir ya da iki toplantıya gidecektiniz, neden meclis üyesi olayım diye bir taraflarınızı yırttınız? Ne gerek var? AK Parti'den bu işi yapacak aslan gibi arkadaşlar vardı alt tarafta. Onlar girseydi niye de hemen çıktınız? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde alt tarafta. Ben meclis üyesi olacağım. Ama toplantılara gelmeyeceğim. Hadi lan oradan. Olacak iş mi bu? Valla eğer size oy veren vatandaşa biraz olsun saygınız varsa bir istifa edin be. O işleri yapabilecek meclis üyesine gelse. Hem CHP'ye söyleyeyim hem AK Parti'ye söylüyorum arkadaş. Biraz biz vatandaşları da bir düşünün ya. Biraz düşünün. Olmuyor böyle. Şimdi son dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Kuşadası'nda özellikle biraz kıpraşmalar oldu. Kıpraşma derken iyi yönde. Şimdi acayip bir şekilde bir Kuşadası'na ilgi gösteriliyor. Ya da Kuşadası siyasetinde daha da sıkı yer almak istiyorlar ki belli bu. Bol miktarda il başkanı Haluk Alıcık mesela Kuşadası'na hep ziyaretler ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu Kuşadası'na geldi. STK'ları ziyaret etti, dernekleri ziyaret etti. Bunlar güzel hareketler. Uzun zamandan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nde Kuşadası'nda en azından görmediğimiz hareketlerdi. Burada bir toparlanma, belli bir yapılanmaya gidiliyor. Vatandaşlardan da karşılık buluyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü Deniz Hanım'ın birkaç ziyaretine bizler de gittik, gördük. İnsanlarla diyaloğu iyi. MKYK değil mi deniyor, yanılmıyorsam. Dilim döndüğü kadarıyla üyeleri de vardı işlerinde. Gayet sempatiyle vatandaşlar tarafından, dernekler ya da STK'lar tarafından da karşılandılar. Bunlar güzel hareketler. Bunların da ben de bir MHP oy vereni olarak da söyleyeyim. MHP'li değilim, her seferinde çiziyorum altını. MHP seçmeniyim. Bu güzel hareketler bizim de hoşumuza gidiyor açıkçası. Şimdi bizlerin bu dönemde yazın özellikle
Kuşadası Belediyesi'ne geliyoruz tekrardan. Ya arkadaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de dahil buna bir şey söyleyeceğim. Ya altyapı sorununu nasıl çözemiyorsunuz Ömer Bey ya da Özlem Hanım? Ya şu altyapıyı çözmek bu kadar mı zor la? Olmaz ya. Yok orası patladı, yok burası patladı. O patladı diye suyu kesiyoruz. O öyle oluyor, bir bilmem ne oluyor. Yazın yine illallah ettik burada. Ya şu altyapıyı bir an önce çözün ya. Allah aşkına bir an önce çözün ya. Hani yayın yapmıyorken herkes belki rahattı da. Yani herkes de diyordu, vay Erol sustu artık. Erol susmaz. Erol zaten yazın. Dertler bizim derdimiz. Gelen turistlerin derdi değil diye her sezon zaten bu yayınları yapmıyordu. Yayınlara başladık artık. Kendi kendimize kaldık neredeyse Kuşadası'nda. O yüzden şu Allah'a var şunu gerçeğini söyleyelim. 30 yıldan beri dokunulmayan birçok yere belediye başkanı dokundu. Asfalt yaptı, kaldırım yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Madalya mı vereceğiz kendisine? Hayır. Zaten belediye başkanının görevi. Ama biraz da yapılan yerleri tekrardan kontrollerini yapılması gerekiyor. Bu da ekiplerin işi. Ya mesela örnek, biz geldik Çınaraltı, burası bir park diyelim, burayı yaptık, bitirdik. Yaptık, bitirdik, bravo. Ya iki ay sonra geliyorsun, örnek burada bir şey kırılmış, yok çimler kesilmemiş bir şey. Ya, devamını da getirin. Bu da alt taraftaki ekiplerin işi. Belediye başkanları her yere yetişmek zorunda değil. Yetişemez, sizde de yetişemez zaten. Ama ekipler buraları takip etmek zorunda. Aynı fen işlerinde olduğu gibi. Şimdi fen işleri çok güzel hareketler yaptılar. Yeni gelen Engin Müdür'le beraber. Çoğu yeri yaptılar. Ama Engin Müdür'üm, gözünü seveyim ya. Ya da belediye başkanı, Sayın Şehri Emin'imiz, Şehri Emin lafını da o dönemde de söyledik. Ne diyorduk? Şehri Emin kötü bir kelime değil. Şehrin emin adamına verilen, seçilen kişiye denir diyorduk. Şehre eminimiz Ömer Bey. Ya bir talimat verin şu fen işlerine. Şu sahil taraflarını da bir el atsın ya. Tamam, cadde, ana merkezdeki caddeler, sokaklar %90'ı gayet güzel. Eyvallah, kabul et. Ya sahil sitelerine bir el atın da. Kadınlar Denizi'ni de yaptınız. Orada da hakkınızı vereyim. Engin Müdür'e de hakkını vereyim. Ömer Bey'e de. Ama bir Değirmendere, Karaova, Kadı Kalesi, Davutlar, Güzelçay, ay Davutlar'da da yapılıyor. Ama o kazılan yerler, Aski, Özlem Hanım, oraları kazdınız bıraktınız. Tamam bir şeyler yapıyorsunuz ama yaz günü orada tozdan, topraktan insanlar yazlıklarında oturamadı ya. Burası o gelen yazlıkçılardan da para kazanan bir yer ya. O yüzden Sayın Şehir Eminimiz. Aa yapamıyoruz, şu sebeptir, bilmem nedir, varsa bir şey söyleyin bize, biz bunu da yayınlayalım. Yani biz artık tüm kamuoyu da biliyor, Ömer Bey'le de bir küslüğümüz vardı. Sadece de barıştık o kadar. Ne onun benden yayınlarda aman beni kolla, ne benim ondan herhangi bir tarifim olmadan yine eksiğimizi yediğimizi aslanlar gibi de söylemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. O yüzden şu fen işlerini, o eksik yerleri yapsınlar. Ha yapılmıyorsa yok paramız yok deyin. Söyleyin. Buradan açıklayalım. Ya da şundan şundan yapamıyoruz deyin. E açıklayalım da. Ama sessiz kalmak olmaz. O yüzden ki konuşmadığım zamanlarda bile bir cevap geldiğinde ben bunları da yayınlayan bir adamdım. Ama yani şu anda konuşuyoruz diye de yani kayırmaca falan filan yok. Ne diyorum? Cumhur İttifakı'na oy ver. AK Parti ile biraz şu anda benimle sorunları var bazı arkadaşların. Ama şunu da söyleyeceğim. Beni bilen biliyor. Ben Cumhur İttifakı'na oy atan adamım kardeşim. MHP tarafında. Onu da bilin. MHP tarafından dolayı. Bazı AK Partili buradaki yöneticilerin istedikleri kadar benim üstüme gelseler de, bana karşı düşman olsalar da benim Cumhur İttifakı'na vereceğim oyu engelleyemezsin. Size rağmen vereceğim. Bak size rağmen vereceğim. Çünkü inanıyorum. Savunma sanayisine inanıyorum. Dış ilişkilere inanıyorum. Evet ekonomimiz kötü. Bunu da söylüyoruz. Biz de bu ekonomiden çekiyoruz. Sallıyorum eve 2 kilo şeker alıyorsak şimdi belki 1 kilo şeker alıyoruz. Ben de sizler gibiyim. Deli gibi paralar kazanmıyoruz. Asgari ücretten hallice para geçiyordur cebimize en fazla.
Biz hayvan sever bir adam ya sokak hayvanlarına para yetiştirmiyorum deli gibi zam oldu. Deli gibi zam oldu. Ama her şeye rağmen buradaki bazı yöneticiler üstüme de gelse size rağmen Cumhur İttifakı da mevcut Cumhurbaşkanı ben oy vereceğim. Size rağmen vereceğiz. Bu kadar basit. Ha yerel seçimler. Her zaman söylüyorum bakın. Genel seçim ayrıdır. Yerel seçim ayrıdır. Yerel seçimde ben İYİ Parti'nin adayına da oy verebilirim. CHP adayına da oy verebilirim. Memleket Partisi, Zafer Partisi kafamıza uygun ki Ümit Özdağ kafama gayet uygundu. Son dönemlerde birazcık tökezleme oldu partide. Onların adaylarına oy verebilirim. Ayrı. Çünkü orada isim önemli. Partinin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. O yüzden yerelde böyle particiliği bir bırakın, takım taraftarlığını bir bırakın. Ama genel seçimde ülke menfaatleri neye gerektiriyorsa, ülke menfaati Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmesi gerektiriyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni daha fazla oy verir. Aday kim olursa, o gelir Cumhurbaşkanı olur. Eğer çoğunluğu yakalarsa, %50 artı biri. Ben de her vatandaş gibi kendi tercihimi saklamadan her zaman söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, Memleket Partisi'nin yerel seçimde bir sürpriz olacak Kuşadası'nda demiş Baykan Gür. Ne güzel, Mahmut Tuncer'i mi seviyorsun? Söyle hadi bir şarkısını demiş Şeytan Mutlu. Üstün alttan mı haberi yok? Enteresan, ilginç Hasan Dede. Hasan Dede, geçmişte mesela Tuzla Belediyesi'nde de çalışım yine aynı işi danışmanlık olaraktan. İnan olmuyor ya. Ki burada da çalıştık. İnan bazı zaman olmuyor ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir futbol takımında başkana rağmen, teknik direktöre rağmen takım istediğimi maçı kaybediyor. Nasıl oluyor? Onun gibi düşünün. Nihat Kaya hayırlısı olsun. Selamun aleyküm demiş. Mutlu. Aleykümselam. Şaka yapıyorsun herhalde. Hakan Yazıcı neyle ilgili kardeş? Onu bilemiyorum. Yani özeti bu. Suçu olan suçunu çeker. Övülmesi gereken vatandaş tarafından övülür. Özet budur. Şimdi gelelim bir de sahte sosyal medya hesaplarına. Meşhur Hıdır Kediliğe yeni bir arada da bir ton sahte hesaplar var. Ne vardı? Ya o yeni. Ondan önce bir Suvari mi? Bir şey vardı. Onun öncesinde Erşan Kuneri vardı. Şimdi de son popüler adamımız Ayakkabıcı Murat. Ha Nadde Komaniçi vardı. Kuşadası'nda sahte hesaplardan çektiği kadar hiçbir şeyden çekmemiştir arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki bazen, vay Hıdır Kedili sen misin? Hani Ömer Bey'le barıştın, sen yazmaya başladın, alttan yapıyorsun. Lan oğlum, bunu söyleyenler çok affedersiniz, gerizekalı mısınız ya? Ben muhalefetimi aslanlar gibi yapıyordum zaten. Kaldı ki şimdi yine yapıyorum. Eksik yediğimizi biz yine söylüyoruz. Biz niye Hıdır Kedili olalım? Ama bir de şu var, ben şununla gurur duyarım. Ne yazsam kendim adımla yazılmasını çok haz alan bir adamım. O yüzden bizden sahte çıkmaz. Biz ne dediysek dilimizden de hep kaybetmişizdir bazen. Yargılanmışızdır da. O yüzden gerçek hesaptan yazarız. Şimdi bu sahte hesaplar. En son Ayakkabıcı Murat çok değişik. İlk başta birazcık muhalefet yapıyor gibi girdi. Sonrasında hop tamamen Ömer Bey'den yana oldu. Bir tane bir hesap var. O tamamen biraz AK Parti'yi övüyor. CHP'ye vuruyor. Hıdır Kedili bir öyle bir böyle şu son dönemde onları vuruyor. Ya her şeyi geçelim. Her şeyi geçelim. Şuna bakacaksınız. Sahte hesaplar kimi övüyor? Kimi övüyorsa o sahte hesap o onlardan birisinindir. Onlardan birinin adamıdır. Behçet Alp'i övüyorsa Behçet Alp'in adamıdır. Murat Yakar'ı övüyorsa Murat Yakar'ın adamıdır. Saracı övüyorsa Saracı'nın adamıdır. Fuat Akdoğan'ı övüyorsa Fuat Akdoğan'ın adamıdır. Bu kadar mantık, bu kadar basittir. Ömer Bey'i övüyorsa Ömer Bey'in adamıdır. Falan filan gibilerinden öyle düşünün yani. Ama orada görüyoruz ki hep bir muhalefet. Yahu korkmayın benim gibi aslan gibi çıkın arkadaş. Kendi adınızla yazın lan. Neden korkuyorsunuz? Ömer Güner sizin kafanızı mı kesecek? Ya da AK Parti'ye eleştiriyorsanız Mustafa Gökçe sizin kafanızı mı kesecek lan? Çıkın aslanlar gibi konuşun. Bu arada Mustafa Gökçe demişken de milletvekili adayı oluyormuş. Herkese, etraftaki herkese söylüyor bunu. Kendisini de buradan tebrik ediyoruz. Umarız başarılı olur. Kuşadası'ndan
bir tane milletvekili uzun zaman sonra milletvekili çıkar. Bu yönde de destekliyoruz kendisini. Bu İYİ Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, diğer partilerden de Kuşadası'ndan milletvekili çıksın. Biz hepimiz onur ve gurur duyuyoruz. En azından Kuşadası'nı mecliste temsil edecek diye. Şu anda aday adaylığını açıkladı kendisi. En azından esnafları açıklıyor, esnaflara dolaşıyor. Biz de, bize de açıklamadı ama duyduğumuzu söylüyoruz. Bir açıklaması olursa yayınlarız. Ve de dediğimiz gibi buradan çıkan herkesi biz destekleriz arkadaşlar. Yeter ki vatanın milletini sevsin. Şimdi yeni operasyonlar konusuna gelmeden önce en son bir Kuşadamızın göz bebeği Kuşadası sporumuzla ilgili iki çift kelime edeceğim. Bu arada çay da buz gibi oldu. Sulandıralım. Yok yok gerek yok. Sonra içeriz. Muhtar selamlar muhtar. Bizim Cumhuriyet Mahallesi muhtarı hala kışı getirmemiş. Yaz şortla, tişörtle dolaşıyor. Hasta olursun çocuğum. Öyle diyelim. Kuşadası Spor. Geçen sene nedense belediye başkanımız Kuşadası Spor'a büyük bir destek veriyordu. O destek veriyor diye müteahhitler deliler gibi destek veriyordu. Ne oldu? Kuşadası Spor bir 3. lige çıktı. 10 numara. Desteklendi okey. Geçen sene 3. ligden yukarıya çıkamadı. Diye mi bu sene acaba desteklemiyorsunuz beyler? Sağ olsun Ali Meroğlu diye yine bir müteahhit, hatta İzmir'den bir müteahhit Kuşadası'nda da işler yapıyor. Takımın başına geçti. Deliler gibi para harcıyor. Onun dışında da kim var? Diş hastanesinin buradaki sahibi Coşkun Bey var. Serkan Güzelgün var. Değil mi? Doğru söylüyorum isimleri. Bir de yönetimde olmasa da takıma her zaman destek veren, ki Kuşadası'nın her güzel şeyine destek veren Şakir Eviz var. Onun dışında bu sene kimse yok. Ki takım geçen seneye göre çok çok iyi gidiyor şu anda. Ki geçen biraz futboldan anlayan biri olaraktan geçen seneden daha da iyi bir takım kurulduğunu da görebiliyoruz. Oynanan futboldan da bunu görebiliyoruz. Evet, kupadan elendiler ki Türkiye Kupası zaten ilçe takımları için birazcık külfettir. Elenmeleri daha iyi oldu. Çünkü ligde başarılı sonuçlar almaya başladılar. Bir de arada kupaya gittikleri de çok kötü oluyordu. Zaten gitsen ne kadar tur atlarsın. Bak yarışıyorlar değil mi motorla şu anda. En fazla 2 tur atlarsın. Sonra büyük bir takım gelir seni tak 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 gidersin. Yaptığın masraf boşa gider. Çünkü bir turda gidiyorsun ta doğudan bir yere. Bunun uçak masrafları, otel masrafları, İHA masrafları zaten şey veriyor federasyon 40 bin lira mı 70 bin lira mı bir para harcamanın sadece 3'te 1'ine denk geliyor. O yüzden gerek yoktu. Şu anda bu takımın ciddi anlamda yöneticilere ihtiyacı var. Sayın Belediye Başkanı Şehre Emin Ömer Bey, Kuşadası Spor'a destek olun. Bu sene gelin bu takımı 2. lige çıkaralım. Ve Kuşadası Spor yönetimine Alim Başkan'a bir şey söyleyeceğim. Eyvallah, parayı futbola zor yetiştiriyorsunuz belki diyeceksiniz ama lütfen gelin kızlarımız için bir kadın basketbol ya da bir kadın voleybol takımı da kuralım. Bunlara STK'lar da destek olur. Buradaki kızlarımız ki çok iyi voleybolcu ve basketbolcular var. Çevre illerde oynayan Kuşadalı çocuklar var. Genç kızlar var, genç kadınlar var. Onlarla bir takım oluşturalım. Salon sporları üzerine hatırlayın ya, basketbolda birincilikte oynadı ya. Fenerbahçe'de, Efes'te, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta maçlar oldu. Bütün takımlar buraya geldi, taraftarlara geldi. Kış döneminde turizme acayip etkisi oldu bu işin. Bakın futbolda belli bir yere kadar gelebiliriz ama ikinci lige bile çıksak futbolda takımlar gelecek. O gelen takımların görüyoruz şu anda. Buradaki otellerde konaklıyorlar, burada para harcıyorlar. Az da olsa 40-50 kişilik taraftarları da geliyor. Esnaf kazanıyor. O yüzden gelin Sayın Belediye Başkanı Kuşadası Spor'a bu sene de desteğinizi verin. Siz hediyin, sizin rüzgarınızda bir ton kişi o yönetime girer, paralı iş adamları girer. Çünkü para lazım yönetim için, takımın güçlenmesi için. Takım da çok iyi. O yüzden bu takıma bir el atın. Ve de Kuşadası Spor Başkan ve yöneticileri diyorum ki gelin basketbol ve voleybol şubelerini de hep beraber kuralım. Şahsen ben destek veririm ki benim gibi birçok kişi destek verir. Çok da para gitmiyor oralara. Gelecek sezon buralarda da, bu sene hazırlığını yapalım, altyapısını yapalım. Gelecek sezon buralarda da mücadele edelim. Kuşadası Spor'u dört bir yandan, aynı Bodrum Spor gibi. Bodrum Spor basketbolda, voleybolda, futbolda allı başını gidiyor. Her takımı ikincilikle mücadele ediyor. Büyük ihtimalle birçok takımı da bu sene birincilikle çıkacak.
Bodrum Spor'un. 5 yıllık projeyle geldi adamlar. Çok yakından biliyorum kendilerinin nasıl geldiğini. O yüzden aynı sistemi burada da uygulayabiliriz. Kuşadası Spor'u bir yere getirelim. Kuşadası kazansın, turizm kazansın, esnaf kazansın, vatandaşlarımız kazansın. Ve de yayınımızın sonuna gelirken şimdi yeni operasyonlar olacak mı belediyemizde? Efendim, kulağımız birazcık delik bizim. Biraz delik. Müfettişler yine Kuşadası Belediyesi'nde incelemelerini yapıyorlar. Aldığımız gizli bilgilere göre, biraz gizem katalım, Kuşadası Belediyesi personellerinden bir iki kişinin problemli durumları ortaya çıkmış. Çünkü yargı karar vermeden biz suçlamayız, suçlu demeyelim. Büyük ihtimaller bu kişiler de biliyorsunuz Mıcır olayında da olduğu gibi öncesinde müfettiş raporundanla birlikte görevlerinden uzaklaştırılıyordu. Şu anda da öyle bir şey önümüzdeki günlerde bekleniyor. Bir tane de seçilenlerden demeyelim, memurluktan gelme belediye başkan yardımcısı belediye başkan yardımcısıyla da ilgili bir soruşturma devam ettiği bize adli ya da kolluk kuvvetlerinden aldığımız duyumlar diyelim. Böyle bir durumlar olacak. Önümüzdeki günlerde ne olacağını çok fazla bilmiyoruz. Evet, araştırdık. Bu şeyler üst taraflara ulaşır mı diye. Şu anda üst taraflara ulaşan hiçbir bilgi bizim kulağımıza gelmedi. Bir de şeyi söyleyeyim bu arada. Hiçbir bilgi kulağımıza gelmedi. Geçen akşam biliyorsunuz belediye başkanı yaklaşık 10 günden beri tatildeydi kendileri. Ya da komple tatildeydi sanıyorduk hep beraber. Belediye başkanı bir anda Ankara'dan çıkıverdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen milletvekilleriyle fotoğraflarını gördük sosyal medyadan. Genel başkanlar fotoğraflarını gördük. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Hep dedikodular diyoruz ya, dedikodu memleketi. Burada dedikodu gırla gidiyor. İşte Ömer Bey'in, Ömer Güner'in CHP'de işte ipi çekildi. O su yapıldı, bu su yapıldı derken valla Ömer Güner ya da CHP'yi bilmem de hiçbir siyasi parti, Kuşadası için demiyorum, tüm genelde ipi çekilmiş olan bir belediye başkanı ve genel başkanları poz vermez. Ben bunca yıllık siyasi deneyimde bunu gördüm. Yani sanıyorum bu dedikoduları bizde burada uyutuyor bazı kesimler. Ama sonra bir bakıyoruz, fotoğraflar ortaya çıkıyor. Aynı mesela AK Parti'de de bu oluyor. Ya Kuşadası için hiçbir şey yapılmıyor deniyordu. Sonra bir bakıyorduk, AK Parti heyeti Ankara'ya gitmiş. En son ne oldu? Diş hastanesi şu anda değil mi? Kaya. Birinoğlu Sağlık Ocağı. Aynen. Şu anda AK Parti onları da yapıyor. Oradan da tebrik edelim. Bu arada AK Parti'yi tebrik etmişken arkadaşım olduğu için de gurur duyduğum Alper Özay'dan da ben bahsedeyim. Meclis üyesi. Bunu yazmıştım. Böyle kanser hastaları ve ufak çocuklar için damar bulmak çok zordur. Bu damar bulucu bir cihaz var. Ondan almış, hastaneye yardım etmiş. Bu cihazlardan lütfen iş adamlarına sesleniyorum. Alper kardeşim gibi, Alper Özay gibi sizler de alın. Devlet hastanesi bir bağışta bulunun. Önemli işlerdir. Bağışın gizliliğini esas alırsınız. Ama ben de şundan yedim. Bağışı gizli tutmayın ki örnek olsun, örnek davranış olsun. Herkes bu bağışları yapsın diye düşünüyorum efendim. Yaklaşık saat kaç? Saati de göz. 13.46, 45 dakikadır yayın yapıyoruz. Güzel bir izleyici kitlemiz vardı. Tabii ki ilk yayında izlenme oranımız mutlaka düşük olacak. Mustafa bağışlamış mı geçti orada? Bak, arkadaki fonumuzu bozdun Mustafa. Burada da isimleri söylemeyeceğim ama güzel bir izleyici kitlemiz var, oturuyorlar. Mustafa bağışlamış söyleyeceğim. Ekranın arkasından geçti zaten o da. Efendim, Kuşadası'nın yeni dedikodu merkezi Çınar Altı'ndan yaptığımız yayını burada sonlandıracağız. Çınar Altı nerede derseniz, belediyeden baş tersine doğru gelirken yani Çağdaş Otel'in tam karşısında efendim. Burada bir nakliye, arkada görüyorsunuz eşya taşıma yeri, nakliye var. Nakliyenin önündeki Çınar Altı,
Çınar var. Çınarın altındayız. Tavsiye ederim. Gelin burada Uğur Saydar'ın beleş çayını için. Biz öyle yapıyoruz. Uğur Bey, çayımız bitti bu arada. Efendim, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi bana tekrar kuş odasındaki olan olumsuz her şeyi WhatsApp hattına gönderebilirsiniz ki gönderiyorsunuz. Gönderdikçe de biz yayınlıyoruz. Yayınlamayan adam nedir ulan diye bir de atar gider yapalım. Sorunları biz her zaman göremeyiz. Siz görürsünüz. Lütfen WhatsApp'tan bizlere gönderin. Biz hem yetkililere göndeririz, hem haberini de yaparız, hem çözümü üretmeye çalışırız, hem de sizlere destek vermiş oluruz efendim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan söylüyorum. Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı kutlu olsun. Allah yaradan hepimize 100. yılları göstermeyi nasip eylesin diyelim. Hoşça kalın efendim.